Gel oğlum. Aa, İsa abi. Merhabalar. Merhaba Ümran Hanım. Neredesin sen ya? Ne zamandır gözükmüyorsun? Kendisi meşgul bu aralar. Beyefendi kız peşinde koşmaktan. Vay, yakışıyor kardeşime. Yine hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Hoş bulduk, sağ olun. Oo, Sinan evladım, hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol. Rahat ol, rahat ol. Ya albayım ya. Sen de bir selam gördün mü kendinden geçiyorsun ya. Sen yakında bize nöbet falan da yazmaya başlarsın burada. Sen onun kusuruna bakma evladım. Hadi geçin içeriye, bekletmeyeyim sizi. Hadi geçin. Hadi oğlum, geç. Hadi. Buyurun. Ya albayım var ya. Poyraz abi. Ha. Sinan biraz bize gelsin ya. Evet be baba, gideyim. Hemen gelirim. Tamam oğlum, git de bir git. Ama şey ha, ağır ağır oynayın tamam mı? Böyle sindire sindire. Biz zaten şimdi Ayşegül ablamla da konuşmamız lazım. Tamam biraz. Baba, hallederiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kızım. Ünsal Bey, bu size geldi. Neymiş? Bilmiyorum, mahkemeden sanırım. Mahkeme mi? Aa, Poyraz velayet davası açmış. Neyine güveniyor bu ya? Ne bileyim ben, işi gücü de yok. Hayal görüyor herhalde. Şimdi oldu. Ne oldu? Bugün bu kravat falan takmıştı ya, iş buldu herhalde. Eyvah! İş bulduysa mahkemede yandık demektir. Görüyor musun? Gitti Sinan. Sinan'ın hiçbir yere gittiği yok. Vermem torunumu kimseye. Kimi arıyorsun? Avukat tabii, kim olacak? Şeker kalmamış ya. Önemli değil, ben sade içerim zaten. Ha, iyi. Sen bana sormuştun ya, neden hiç babanın resmi yok diye. Hı. Dikkat ettim, senin de ailenden kimsenin resmi yok. Annenin, babanın, kimsenin. Annem... Ben 8 yaşındayken öldü. Başın sağ olsun. Baban? O da terk etti bizi. Nasıl yani? İşte annem öldükten sonra babam biriyle evlendi falan. Kadın da sahtekarın teki çıktı. Babamın bir bakkal dükkanı vardı. İşte sattı, ne var ne yok. Yedirdi hepsini bu kadına, biz de öyle. 5 kuruşsuz kaldık ortada. Sonra bir sabah kahve hediye çıktı. Çıkış o çıkış. Hala dönmedi. İşte kahve herhalde ne kadar uzaktayız artık. Hayret ediyorum sana ya. Böyle bir konuyla nasıl dalga geçebiliyorsun? Ciddiye alsan ne olacak ki? Düşünsene, küçücük çocuksun, 8 yaşındasın. Benim Sinan kadar işte. Ölebilecek bir sürü akrabam var. Mesela bak, bütün hayatını at yarışıyla geçirmiş tapu kadastrodan emekli bir eniştem vardı, Numan enişte. Bak, o ölseydi mesela. Ne olurdu? Teyzem ağlardı biraz. Sonra gider defnelerdik. Bir hafta sonra kimse hiçbir şey hatırlamazdı. Enişte öyle kimse de kalıcı bir hasar bırakmazdı yani. Ama işte... Gide gide benim annem gitti. Görmen lazımdı ya Ayşegül. Ölüm... Ölüm bu kadar mı yakışmaz ya bir insana? Ölüm kime yakışır ki? Ben bir insan niye öldür onu bile anlamış değilim. O kadar tıp okudum.
En azından bir fikrim vardır herhalde. İnsan niye ölür? Burada çok okuyan sensin. Ne oldu bugün? Bir şey olmadı aslında. Sabah çıktık ya. Ben bir iş görüşmesine gidecektim. Sonra peşime silahlı adamlar takıldı. Ben kaçtım, onlar kovaladı. Bir tanesi ateş etti, öldürecekti beni. Yani öyle işte, sıradan bir gündü. Sen ne diyorsun ya? Ya. Böyle oldu. Hadi bakalım, güzel güzel yiyin, afiyet olsun. Bak, işte benim bu. Çok güzel değil mi? Oğul çocuk bu. Ben de çocuğum. Doğru, orası da öyle şimdi. Ama yine de güzel değil mi? Yakışır kardeşime. Şişt baksana. Dürsene kızı. Abi saçını çektim, dayak yiyordum. Dürtersen hayatım biter. Oğlum öyle değil. Facebook'tan dürteceksin. Bak. Şurada dürt diyor ya, buna basacağım. He, tamam dürtüyorum o zaman. Kızmaz değil mi? Kızmaz, kızmaz. Kızarsa buz koyarız. Hani geçen sefer babamın konusu açılmıştı da ben biraz tepki göstermiştim. Evet. O konu işte. Baban mı yani sorun? Bak, benim sana anlatmadığım, yani anlatmanın zor olduğu şeyler var. Ne gibi? Ben senden bir şeyler sakladım. Olsun. Herkes bir şey saklar ya. Benim babam kim biliyor musun? Kim? Bahri Umman. İstanbul'un en büyük mafyası. Tanıyor musun? Yok. Yani adını duydum galiba daha önce ama çıkartamadım şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.